farklı tarihlerde, çeşitli hapishanelerde hak ihlallerine uğrayan mahpusların bizzat vekilleri veya aileleri tarafından İnsan Hakları Derneği Van Şubesi'ne ve İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi'ne yapılan başvurularına istinaden İnsan Hakları Derneği Van Şubesi Hapishane Komisyonu üyeleri tarafından mahpuslarla görüşmeler gerçekleştirilmiş, gerçekleştirilen bu görüşmeler neticesinde tespit edilen hususlar raporlaştırılmıştır. Bu raporda avukatlar tarafından hapishanelerde gerçekleştirilen ziyaretler dışında mahpusların aileleriyle yapılan telefon görüşmelerinden ve mahpusların avukatlarına gönderdikleri mektuplardan edilen bilgiler kullanılmıştır. Mahpusların güvenliği açısından isimlerine yer verilmemektedir. Rapor tarihi itibariyle Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Hapishanesi, Van T tipi Kapalı Hapishanesi, Van F tipi Kapalı Hapishanesi, Patmos L tipi Kapalı Hapishanesi, Ahlat T tipi Kapalı Hapishanesi, Iğdır S tipi Kapalı Hapishanesi, Erzurum Dumlu 1 nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Hapishanesi, Erzurum Dumlu 2 nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Hapishanesi, Kars T tipi Kapalı Hapishanesi ziyaret edilmiştir. Bu hapishanelerde toplam 23 mahpus ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Raporda görüldüğü üzere mahpusların en temel insan hakları dahi askıya alınmış ve mahpuslar üzerindeki tecrit en üst seviyeye çıkarılmıştır. Mahpusların hapishane koşullarında sosyalleşebilmesi, infaz sürelerinde sosyal ilişkilerinden kopmamaları, bedensel ve ruhsal sağlıkları açısından ortak alan faaliyetleri büyük önem arz etmektedir. Özellikle yüksek güvenlikli hapishanelerde tutulan mahpusların beden ve ruh sağlıkları için uzun süre veya süresiz sosyal yalnızlaştırmaya maruz bırakılmaması gerekmektedir. Pandemiyle birlikte başlayan süreçte mahpusların ortak alan faaliyetlerinin yaptırılmaması, mahpusların içinde bulunduğu tecrit koşullarının ağırlaşmasına sebep olmuştur. Ayın tamamen duyusal yalıtma ile birlikte bütünüyle sosyal yalıtmanın kişiliği tahrip edeceğini ve güvenlik veya başka gerekçelerle haklı gösterilmeyecek bir insanlık dışı muamele biçimi oluşturacağını belirtmiştir. Mahpusların dış dünya ile iletişim kurması, toplumdan tamamen kopmadan meydana gelen gelişmeleri takip edebilmesi için en önemli iletişim araçlarının başında süreli ve süresiz yayınlar gelmektedir. Mahpuslar, kitaplar sayesinde birçok konuda kendilerini geliştirirken, gazete ve dergiler sayesinde toplumda yaşanan gelişmeleri takip edebilmektedir. Bu durum, tecridin mahpuslar üzerindeki etkilerinin bir parça olsun azalmasına neden olmaktadır. Ancak hapishanelerde kitaplara getirilen kısıtlamalar ile, dergi ve gazetelere getirilen yasaklamalar nedeniyle mahpuslar ifade özgürlüğü kapsamında bilgi ve kanaatlere ulaşma özgürlüğü ve haber alma hakkından faydalanamamaktadır. Bu uygulamalara derhal son verilmelidir. Ailelerinden uzak bölgelere sürgün edilen mahpusların aileleri kapalı görüş yapabilmek için uzun seyahatler yapmak durumunda kalmakta, bu durum mahpus ailelerinin sağlığını da riske atmaktadır. Bu sebeple mahpuslara daha fazla telefon hakkı sağlanmalı ve en azından ziyaretçi listesindeki herkese telefon ile görüşebilme imkanı sağlanmalıdır. Hapishanelerde yüzlercesi ağır, binlerce hasta mahpus bulunmaktadır. Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşme hükümleri bu denli açık olmasına rağmen sözleşme hükümlerine uyulmamakta ve hasta mahpusların sağlık hakları sistematik bir biçimde ihlal edilmektedir. 27 Kasım 2023 tarihinde Abdullah Öcalan'a özgürlük ve Kürt sorununa çözüm talebiyle başlatan açlık grevleri de sürmektedir. Açlık grevleriyle ilgili tespit ve gözlemlerimiz ise şu şekildedir. Rutin sağlık kontrollerinin yapılmadığı, açlık grevinde olan mahpusların bazı hapishanelerinde günlük sağlık kontrollerinin hiç yapılmadığı, sağlık kontrollerinin yapıldığı hapishanelerde de revir hekim tarafından yapılmadığı, bazen sağlık memuru, bazen de görevli infaz koruma memurlarınca yapıldığı, greve uygun iaşelerin verilmediği, grevde olan mahpuslara bazı hapishanelerde hiç iaşe verilmediği, bazı hapishanelerde de tuz, şeker ve karbonat verilirken yoğurt, meyve suyu ve benzeri iaşelerin verilmediği, vitamin ihtiyacının karşılanmadığı, açlık grevine giren mahpuslar için B1 vitamini hayati önem taşırken, ziyaret edilen hapishanelerin bir kısmında her gün verilmesi gereken B1 vitaminin bazı hapishanelerde grevin son günlerinde temin edildiği, bazı hapishanelerde ise B1 veya B12 kompleks vitaminin hiç verilmediği, mahpuslara farklı disiplin cezaları verildiği, açlık grevleri nedeniyle disiplin soruşturmaları açılmış, greve giren mahpuslara disiplin cezaları verilmiş, kültürel ve spor etkinliklerinden alıkoyma, disiplin cezaları verildiği gibi bazı hapishanelerde haberleşme ve iletişim araçlarından yoksun bırakma veya kısıtlama şeklinde disiplin cezalarının verildiği, grevden kaynaklı tecrit uygulandığı, Ziyaret edilen bazı hapishanelerde greve giren mahpusların diğer mahpuslardan uzaklaştırıldığı ve ayrı bir koğuşa alındığı tespit edilmiştir. Açlık grevinde olan mahpusların sağlık ve yaşam haklarının korunması ve açlık grevlerinin sonlandırılması amacıyla makul ve yasal mevzuata uygun taleplerin kabulüyle hapishanelerde yaşanan hak ihlallerinin son bulması için başta Adalet Bakanlığı olmak üzere görevli ve yetkili tüm kurum ve kuruluşları derhal harekete geçmeye ve duyarlı olmaya çağırıyoruz. Yasal ve uluslararası mevzuat evrensel hukuk ilkeleriyle birlikte göz önüne alındığında kurumlarımıza gelen başvurular sonucunda tespit edilen işkence yasağı, sağlık ve tedavi hakkı, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı, haberleşme özgürlüğü, ifade özgürlüğü ihlallerinin sebebi olan hapishane idaresi ve personeli uygulamalarının ve eylemlerinin sonlandırılması ve idarenin pozitif yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekmektedir.